Yani helalle insan çok güzel, mutlu olabilir. İnşallah. Her türlü nimetten istifade edebilir. Helal daire içerisinde en mükemmel hayatı yaşamak mümkündür. Dolayısıyla helaller ve haramlar kıyaslandığında, yani haramların getirdiği sınır bizim için bir nimettir. Mesela Allah diyor ki bize, mesela içki içmeyin diyor. İçki içmemek bize sıhhat getiriyor. Yani kafamız dinçleşiyor, canlanıyoruz. Bize yalan söylemeyin diyor. Dürüst bir insanla konuşmak çok zevklidir. Bayağı güzel. Dürüst demek ne demek biliyor musun? Samimi insan. Yani samimi insan, adam insanın kendisine görüşmüş oluyorsun. Çok büyük bir nimet. Dolayısıyla de helaller zaten çok fazladır. Haramlar çok azdır. Yasaklanan haramlar da zaten hakikaten zararlı. Yani insan nefsini çekeceği şeyler değil. Yani nefse hoş gelecek bir şey değildir haramlar. Mesela domuz eti hakikaten kötü yani. Evet. İnsan değil mi? Helal olsa da yemez onu yani Evet, böyle. inşallah canım. Yani bize, bana işte tercih bırakırsa ben mesela koyun etini tercih ederim yani. Çok sağlıksız hocam. Tabii çok Evet. sağlıksız. Ya görünümü de bir Evet, garip ya evet. böyle. Bilmiyorum gördün mü domuz etini? Gördüm. Bayan gördüm. Böyle kesmişler de şey ama. Çok garip. Yağının görünümü de garip, eti de Evet. garip. Yiyenler de söylüyor. Tadı da diyorlar. Bir acayip diyorlar yani. Değil mi? Kokusu bir garip yani. İtici bir kokusu var. Dolayısıyla domuz eti yememek bir nimet. Mesela kumar oynamamak bir nimettir. Kumar çok sinirleri bozar. İnsanı çok yorar. Yani ve yıpratıcı bir şeydir kumar. Bunun gibi. Evet. Ama helaller ne kadar güzel. Milyonlarca meyve, sebze çeşitleri var. Hepsini iyi biliyorsun. Çok güzel eğlenebilirsin meşru zeminde. İnşallah. O kadar çok zevk var ki meşru zeminde. Ama oturup haramın içerisine girdiğinde dünya kararır o zaman. Yani zevk kavrulur, neşe kavrulur, huzur kavrulur, her şey kavrulur. Yani insan Allah'a zikredin karanlıklar içinde kalır. Ama öbüründe bir ışık olur hem de vicdanında çok rahat olursun. Vicdan azabı da çekmezsin. Allah'a karşı gönlün de çok rahat. Ve dolayısıyla mutlu yaşarsın. Mine hocam. Peki hocam, haram seçerken düştüğümüz o yanılgı anında bizi asıl kaybettiren şey ne? Yani doğrusunu biliyoruz ama mesela haram seçerken o anda bizi cezbeden şey ne? Ya içki içtiğinde işte güya neşeleneceğini düşünür. İşte çünkü aynı anda eğleniyorlar mesela gülüyorlar mesela içki içenleri görüyorlar. Çok havalı, çok hoş gibi görünüyor. Yani güzel bir şeymiş gibi görünüyor. Ama pratiğinde öyle olmaz. Yani içki insana sersemlik verir, dikkatini dağıtır. Nefes sıklaşması verir, bunaltır insanı. Dolayısıyla mutluluğunu alır. Yani dinç bir kafayla eğlenmek ayrıdır. Alkollü olarak eğlenmek ayrıdır. Alkollü çok sıkılır insan. Dikkati dağılır. Ama onların propagandasından dolayı sanki o güzelmiş gibi görünüyor. Yani onu Deccaliyet öyle bir anlatıyor ki yani muazzam bir zevk varmış gibi. İnsanlara sunduğu için insanların gözüne öyle geliyor. Mesela kumar oynar gider dünyanın parasını bir anda kazanır. Hiç çalışmadan bir şeyler elde eder. Cazip gibi görünüyor. Halbuki öyle değildir. Bir başkasının canını yakmış oluyorsun ayrıca. Ya kumarda. Çünkü adamı mahvediyorsun. Bütün parasını pulunu bir gecede alıyor adam elinden. Değil mi? Vicdan Evet. azabı. İnşallah. Ve kendini hasım meydana getirmiş oluyorsun. Adam kinleniyor, ya vurmaya kalkıyor, ya öldürmeye kalkar. Yani müthiş bir nefret meydana gelir. Yani Allah diyor aranıza kin ve düşmanlık düşürmek ister diyor şeytan diyor. Kumarla, içkiyle. Dolayısıyla başımıza bela getiren, rahatsızlık meydana getiren, huzurumuzu kaçıran bir sistem olmuş oluyor. Ama helal daire içerisinde son derece sıhhatli oluyoruz. Hakikaten mutlu oluyoruz her şeyden. Yiyecekten zevk alıyoruz, eğlenceden zevk alıyoruz, sevgiden zevk alıyoruz. Hepsi hoşumuza gidiyor. Ama Allah'a muhalif bir hareket yaptığımızda, haşa Kur'an'a muhalif bir şey yaptığımızda ruhumuz kasılır. Yani şiddetle kasılır. Vicdan azabından Allah'a sevgisinden çökeriz. Ve dolayısıyla Allah orada bize bir mutluluk vermez. Ama helal dairede her zaman mutluluk İnşallah. vardır. İnşallah. Daha önce de söylemiştiniz hocam. Yani haram olan bir şey çok faydalı da olsa, çok güzel de olsa haram olduğu için zaten o açıdan da zaten yani yapılmaz Ya inşallah. bir de haramın hiçbirinde fayda, yani bilimsel olarak zaten tespit eden bir şey yok şu ana kadar. Evet. Haram olup da yani insana yarayan hiçbir şey görülmemiş. Halbuki olabilirdi.
Evet. Yani çok faydalı olurdu insanın mesela zahiren, fizik olarak faydası olurdu. Ama sen onu Allah rızası için terk ederdin. Ama böyle bir şey yok yani. Evet. Bu bir mucize. Hepsi zararlı, hakikaten zararlılar.